Dershaneburada.com'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melih Hoca ve bugün 7. sınıfta ilk yazılıya kadar olan konulara bakıyoruz. 2 ya da 3 tane video atıyorum ve buradaki soruların hepsini yapabiliyorsanız sınava direkt hazırsınız demektir. Hazır olup olmadığımı nasıl test ediyorum? Bir tane de sınav videosu hazırlıyorum. Sınavda çıkabilecek sorulara orada da bakıyoruz ve bunları çalıştıktan sonra da hepiniz kolay bir şekilde sınavdan yüksek not alıyorsunuz. Ve bugün 7. sınıfta konulara neyle başlıyorum? Tam sayılarda toplama ve çıkarma. Tam sayılar dedik, eksiler girmeye başladı işin içine. O zaman onlarla nasıl işlem yapıyorduk? Hemen onlara bakalım. Burada tam sayılarda toplama işlemi yaparken, şimdi işin içinde negatifler de var ya, o yüzden burada buna ayrıntılı olarak bakmam gerekiyor. Diyorum ki, toplama işlemi yaparken ilk önce işaretler aynıysa, başındaki işaret bir kenarda dursun diyorum. Ben burada bakıyorum ki 7 ve 4 sayısı var. 7 ile 4 sayısını yazıyorum ama işaretler aynıysa. Ben bunları topladığımda direkt 11 olarak geliyor. Ama ikisinin işaretine eksi. Eksiyi başa koydum, geçtim. Aşağıdaki zaten normal toplama işlemi. Ben bunu biliyorum. Direkt 12 olarak yazdım. İşareti neyse de başına koydum ya da koymadım. Önemi yok. Sayının başında artı, artı yoksa yazmıyorsa da bunun zaten ben pozitif olduğunu biliyorum dedim. Ama toplama yaparken ters işaretler olunca burada kafamız karışıyor. Ama toplama için baktığında şöyle bir kolay yol söyleyeyim. Sayının işaretine önce bir bakmayın. Tamam mı? Bakmadığımda burada 12 var, burada 7 var. Ama ters işaretli oldukları için benim bunları çıkarmam gerekiyor. Dedim ki büyük olandan küçük olanı çıkardım ve ben buradan 5 olarak buldum. Ama büyük olanın işareti neydi? Eksiydi. Geldim buraya eksiyi yazdım ve doğru sonucu bulmuş oldum. Aşağıdakine bakıyorum. Büyük olan 18, küçük olan 5. Ben bunları çıkardığımda buradan 13 geliyor. Büyük olanın işareti neydi? Artıydı. Artıyı koydum, geçtim. Toplama işlemi için aslında bu kadar kolay benim işlemlerim. Sonra sayı doğrusunda, sayı doğrusu üzerine toplamayı gösterirken nasıl gösteriyorum? Toplanan sayı pozitifse sağa doğru, yani sayıyı büyütüyorum. Negatifse de sola doğru yapıyorum. Tamam. Ama ok çizmeye de nereden başlıyorum? Sıfırdan başlıyorum. Sıfırda gidiyorum. Okun bittiği yerden de ikinci işlemi yapıyorum. Direkt sonuca ulaşıyorum. İşlemin sonucu da altından çizilir diyor. Hemen şurada bir tanesini gösterelim. Şimdi artı 3'te 4'ü toplamamı istedi. Ben sayı doğrusunu çizdim. Çok düz değil ama olsun. Burada sıfırım var. Ve ben buradaki sıfırdan ilk önce 3 kadar gitmem istenmiş. Hatta fazla gittim. Şöyle yapayım. İlk önce 3 kadar gittim. 3'e kadar gelmiş oldum burada. Tamam. Artı 3 dedim. Sonra ne diyor? 4 daha git diyor. O zaman ben burada 4 daha gittiğimde 3'ten 4 daha gittim. 7'ye ulaşmış oldum. Ve doğru sonucumu da nasıl gösteriyorum? 0'dan başlayarak aşağıya doğru okla gösterdim. Ve bu da benim sonucum olmuş oldu. Aşağıdakine baktığımda bu sefer eksili sayılar var. Eksillerde ne yapmam gerekiyor? 0'ı buraya koydum. 0'dan sola doğru. Neden sola doğru? Çünkü başında eksi var. Eksi 6 birim gittiğimde burası eksi 6 olmuş oldu. Sonra ne diyor benden? 3 birim de sağa git diyor. Buradan 3 birim de sağa geldiğinde artı 3 yazdım. O zaman burası eksi 3 olmuş oldu. Ve benim artık cevabım ne olmuş oldu? 0'dan eksi 3'e kadar, yani cevabım eksi 3 olarak gelmiş oldu. Sayı doğrusunda da böyle gösteriyorum. Sonra sayma pullarıyla. Sayma pullarında artı yazıyorsa artı 1 demek. Eksi yazıyorsa da eksi 1 demek. Sonra ben artı ile eksi yan yana duruyorsa o zaman bu 0 demektir diyorum. Çünkü artı 1 eksi 1'den dolayı 0 gelecek zaten, bunu biliyorum. Ve toplama işlemi amaç şeklinde pulları bir araya getirdiğimde sonuca çıkıyormuşum. Sonra burada baktığımda eksi 3 ile eksi 4 sayma şeylerin pullarını, yani toplamını modelleyelim diyor. Eksi 3 demek benim 3 tane eksi pulum var demek. Tamam. Bunun içine artık ne yapıyormuşum? 4 tane de eksi pul ekliyormuşum. O zaman ben bunu nasıl gösteririm? Direkt içeriye artık eksi pulların yanına eksi 3 tane pulum vardı. Diğer gelenleri de mavi olarak yazayım. Eksi 4 tane daha pulum eklenmiş oldu. O zaman burada kaç tane pulum var? Eksi 7 tane pulum oldu. Yani cevabım eksi 7 olarak gelmiş oldu. Sonra artı 2 artı eksi 3 diyor. Şimdi burada pullarımın arasında 2 tane artım varmış. Sonra buradan
Eksi 3 diyor. Yani 3 tane pul çıkar diyor. E ben bunları nasıl getireceğim? Hatta şöyle biraz daha büyüteyim. Şöyle yapalım. Eksi pul yok ama burada. O zaman ben farklı bir şekilde şöyle yapsam. Artı pul getirsem, eksi pul getirsem. Sonuçta bunlar direkt sıfır demek değil mi? Bir tane daha artı pul getirdim. Bir tane daha eksi pulu buraya getirdim. Sonra buradan da bir tane de eksi pulu da koydum. E artı 2'den 3 tane eksiği çıkarmam gerekiyor. Böyle yaptığımda buradan bir tane daha artı gelmiş olması gerekiyor. Buradakileri çıkarmam gerekiyor. Ama bu mantık yapınca yanlış oluyor. Neden? Çünkü aradaki işlemim artı. Yani ben burada içeriye bir şeyler koymam gerekiyor. Ya da artı 3'ü çıkarmam gerekiyor. O zaman nasıl bir mantık yapmam gerekiyor? Benim içeriye 3 tane eksi pul getirmem gerekiyor. E ben buraya 3 tane eksi pulu getirdiğimde tamam artı 2 ile 3 tane eksi pulu topladım. Burada ne oluyor o zaman? Şuradaki ifadelerim şu 0 olmuyor mu? Bu da 0 oluyor. Bunlar dışarıya gitmiş oldu. O zaman benim sonucum bir tane eksi pul yani eksi 1 olarak gelmiş oldu. Toplamadayken içeriye ekliyorum. Çıkarmadayken de çıkaracağım. Ama artı ile eksinin yani pulların yan yana geldiğinde 0 olduğunda unutmuyorum dedim. Ve bir sonrakine geçtim. Neymiş? Tam sayılarda çıkarma işlemi. Şimdi şöyle yazılan bir şeyle harfler olması korkutmasın. A'dan B'yi çıkartınca C'ymiş. Ben burada A'ya eksilen B'ye de çıkan sayı diyorum. C de benim sonucum olduğu için farkı olmuş oluyor. Burada çıkarmada şöyle bir yöntem yapalım. Diyelim ki çıkarma işlemi yapılırken çıkan sayının yani eksinin sağındaki sayının işaretini değiştiriyorum. Onun işareti değiştirince çıkarma işlemi de toplama işlemine dönmüş oluyor. Hemen örnekte ne anlattığıma bakalım. Şimdi eksi 2 duruyor. Buna hiçbir şey yapamam. Peki ikincinin işaretini değiştirirsem artıydı ya artık buradaki eksiye dönüşmüş oldu ve aradaki işlem artıya dönüşmüş oldu dedim. Ve buradan da cevabım eksi 6 olarak geliyor. İkisi aynı işaretliyse topluyordum işaretini koyuyordum. Aşağıdakine baktığımda eksi 3 var eksi var eksi 7 var. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Birinciyi aynı şekilde yazdım. İkincinin işaretini değiştirince artık burası artı 7'ye dönmüş oldu. E o zaman ortadaki işaretim de değişmiş oldu. Ve buradan da cevabım öncesinde de öğrendik ya toplama yaparken. 7 ile 7'den 3'ü çıkartıyorum. 4 geliyor. Büyük olan işareti artı olduğu için 4 yazıyorum. Burada şöyle bir yöntemim de var. 2 tane eksi yan yana gelince ben bunların direkt ikisinin de artı olduğunu görüyordum. O zaman bu eksi 3 artı 7 olmuş oluyor. Bu şekilde de yapabilirim. Aşağıdakine baktığımda parantez falan yok. O zaman buradaki işleme bakmak istersem eksi 8 eksi 5 diyor ya aslında bu çıkarma işlemi. Ve çıkarma işleminin yanında 5 dediğim sayı aslında pozitif oluyor. Ama bu yöntemde ben artıyı getirip de şu araya artı koyup bunları parantez içine alabiliyorum. Arada eksi varsa direkt bu yöntemi yapıyorum. Doğru sonuca ulaşıyorum. Ne var burada? Eksi 8. Ne var burada? Eksi 5. O zaman ben bunları topladığımda 13 etti. Ama işareti neydi? Eksiydi. Ve böylece de sonucumu bulmuş oldum dedim. Ve sayma pullarıyla çıkarmayı nasıl yapıyorum? Buna bakıyorum. Artı pul, eksi pul zaten bunları halletmiştik. Artı ile eksi yan yana olunca çift kabul ediliyordu. Yani sıfır kabul ediliyordu. Sonra çıkarma işleminde amaç eksilen sayı kadar puldan çıkan sayı kadar pulu eksiltmektir. Yani içinden alıp da kutunun içinde yazıyordum ya. Kutunun içinden dışarıya çıkarmakmış. Şimdi buradaki örneklere bakarsam. Ne diyor? Benim kutumun içinde 5 tane pulum var diyor. Tamam artı pulların hepsini yazdım. Ne diyor sonra? 2 tane pulu al. Dışarıya at diyor. E o zaman burada baktığımda geriye ne kadar pul kalmış oluyor? 3 tane pul olarak kalmış oluyor. Ve cevabında 3 gelmiş oluyor. Ama aşağıdakinde ne diyor? Eksi 2 tane eksi pulum var diyor. Burada eksi pulum 2 tane eksi pulum var diyor. Buradan 3 tane eksi pulu çıkar diyor bana. Ama burada 3 tane yok. Öncekinde de yapmıştık ya. Bir tane eksi pul koyarsam, bir tane de artı pul koyarsam sonucum değişmiyordu. Ve buradan şuradaki 3 pulu çıkartıp almamı istiyor. Geriye bir tane artı pulum kaldı. Yani cevabımda 1 olarak gelmiş oldu dedim. Alttakine bakıyorum. Kutunun içinde 4 tane eksi pulum var. Tamam. Sonra bana ne diyor? 3 tane artı pulu çıkar. E burada artı pul yok.
Nereden geliyor artık bunlar? Direkt ben dedim ki, hatta yine farklı kalemle yapalım, kafamız karışmasın. Eksinin yanına artıyı koydum. Eksinin yanına artıyı koydum. Eksinin yanına artıyı koydum. Aslında ben buraya 6 tane pul ekledim ama bunların 3 tanesi eksi. 3 tanesi artı olduğu için birbirlerini götürüyor. Yani 0 oluyor, işlemim değişmiyor. Ve sonra bana ne demiş? 3 tane artı pulu al, dışarıya çıkar demiş. O zaman benim kutumun içinde ne kaldı? 6 tane, hatta 7 tane eksi pulum kalmış oldu ve cevabım da eksi 7 olarak gelmiş oldu. Tamam, buradan sonrakinde toplama işleminin özelliklerine bakıyorum. Şimdi burada gösterirken basit gibi gelebilir ama toplama işleminde işaretlerim yer değiştirebiliyor muydu? Yani sayılarım yer değiştirebiliyor muydu? Yani örnek olarak verirsem 2 artı 3 ile 3 artı 2'nin hiçbir farkı yoktu. İsmine bakıyorum. Yerlerini mi değiştirdim? Evet. Ve özelliğimin adı ne? Değişme özelliği. Yani sayıların yerlerinin değiştiğinde toplama işleminin sonucunda herhangi bir değişiklik olmaz. O zaman burada toplama işleminde değişme özelliği vardır diyorum. Sonra baktığımda aşağıdakinde de inceleyecek olursam 3 ile 5, 5 ile 8 bundan yana sıkıntı yok. 7 ile eksi 3'ü toplamakta eksi 3 ile 7'yi toplamak arasında hiçbir fark olmadığı için burada diyorum ki toplamada değişme özelliği vardır. Değişme ne? Yerleri değişiyor. E değişiyor dedim zaten. Değişme özelliği. Bu şekilde de aklımda tutabilirim dedim. Toplama işleminde birleşme özelliği. Şimdi birleşme dediği şey, ben parantezi birleştirici bir güç olarak düşünüyorum. Yani baktığımda 1 artı 5 artı 7 olarak burada verilmiş. Burada baktığımda ben ilk önce şuraya koyduğumda benim 1 ile 5'i toplamam gerekiyor değil mi? 1 ile 5'i topladıktan sonra 7 ile de toplayabilirim. O zaman bununla şu eşit midir peki? Önce ben 5 ile 7'yi toplasam sonra 1 ile toplasam tabii ki de ikisinin de sonucu burada baktığımda birisinde 13, birisinde de 13 geliyor. Yani tüm işlemdeki tüm işaretler artı artı artı, yani hepsi toplamaysa yerlerini değiştirebilirim. Hiçbir şekilde önemi yoktur ve bu bana bazen pratik çözümler yapmamı sağlıyor. Yani yukarıdakine bakıyorum, 25 artı 89 artı 75 diyor. Şimdi ben 25 ile 89'u toplayacağım, sonra 75 ekleyeceğim falan. Burada zor bir işlem var gibi ise o zaman ben bunu 25 ile 75'i toplayayım dedim ve sonra da 89 eklerim dedim. E burayı topladığımda 100 oldu hızlıca. E buradan da 89 var. İşlemim ne kadar hızlandı? Hangi sayıyı önce toplayacağımın önemi yok. Yani ben bunların yerini değiştiririm. İkisini birleştiririm. Hiçbir şekilde önemli değil. Bunlar zaten benim işlemimi kolaylaştıran şeyler. Aşağıda bakıyorum. İşleminin sonucunu bulalım diyor. Eksi 87, eksi 34, 88 var. E ben burada toplamaları yaparken yok eksi 87 ile eksi 34'ü toplayayım, sonra 88'i toplayayım falan. Zor. Ama şu iki sayı birbirine yakın olduğu için parantezi açtım. Eksi 87 ile artı dedim, 88'i topladım. Sonra da 34 artı dedim, şunu da toplayacağım diyorum. E neden böyle yaptım? Çünkü 88 ile eksi 87'yi toplayınca direkt 1 gelmiş oluyor. 1 artı eksi 34. Evet, kullandığım özelliğe bakarsam işaret yokmuş gibi baktım, ters işaretler çıkardım, 33 olarak geldi. Ama büyük olan işareti neydi? Eksiydi. Ben buraya direkt eksi yazdım, sonucumu bulmuş oldum. Yani toplama işleminde baştakiyle sondakini, ortadakiyle en baştakini falan toplamamın hiçbir şekilde sonuçta bir değişikliği yok. Yani istediğim gibi toplayabilirim, hangisi bana kolay geliyorsa. Ama şuna değinmek istiyorum, tüm işaretlerin toplama olması gerekiyor. O yüzden burada hepsi toplamaysa sıkıntı yok. Ama araya çarpma ya da bölme girerse bunu yapamıyorum. Lütfen onu karıştırmayın dedim. Ve hemen toplama işleminin etkisiz elemanı. Etkisiz eleman, birim eleman. Kim toplama işleminde etki yapmıyor? Mesela ben 100 sayısıyla 0'ı topladığımda sonucum değişmiyor değil mi? Ve 0'la örnek veriyorum 7'yi topladığımda sonucum yine değişmiyor değil mi? Yani hiçbir etkisi yok. Kimin etkisi yoktu? Sıfırın etkisi yoktu. O zaman toplama işleminde ben sıfıra etkisiz eleman diyorum. E bazen de ne olarak geliyor? Birim eleman. Birim eleman da diyebilirim dedim. Baktım buraya, 5 ile 0'ı topladığımda, eksi 3 ile 0'ı topladığımda, 0 ile 7'yi topladım, 0 ile eksi 98'i topladım. Hiçbir şey değişmez. 0 varmış yokmuş benim hayatımda hiçbir önemi yok. Yani o nedir?
etkisiz elemandır. Buradaki isimlere de dikkat etmenizi istiyorum. Sonra bir sayının etkisiz eleman olması için yukarıdaki örnekteki gibi sıfırı hem sağına yazıyorum hem de soluna yazıyorum ve hiçbir şekilde nereye yazarsam yazayım değiştirmiyorsa o zaman ben ona etkisiz elemanı diyorum. Ama çıkarma işlemine baktığımda çıkarma işleminde sıfırı başa yazmamla çıkarma işleminde mesela böyle yazdım. Sonra sıfır sona yazmam arasında burası eksi 7 geldi. O zaman burası ne geldi? 7 geldi. İkisinin arasında fark olduğu için, sonucum eşit olmadığı için çıkarma işleminin etkisiz elemanı yoktur dedim. Ve bir sonraki örneğe geçtim. Toplama işlemine göre ters eleman. Ters eleman dediğim şey, yani tam zıttı gibi olması gerekiyor. Nasıl düşünebilirim? Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ben bana bir tane sayı verildiysem, 8 diye bir sayı verilmiş ve ben bununla bir sayıyı topladığımda birim eleman geliyorsa ya da yani etkisiz eleman geliyorsa neydi toplam işlemi etkisiz eleman? 0'dı. Bu işlemin sonucu 0'sa bu benim için ters eleman oluyor. E burada baktığımda hangisi ters elemandır? 8'de neyi toplarsam 0? Eksi 8'i toplarsam 0. O zaman toplama işlemine göre tersi derken sayının negatiflisini alıyorum. E 7 verildiyse eksi 7'yi alıyorum. Ama eksi 7 verildiyse mesela eksi 7 verildiğinde benim ne yapmam gerekiyor? Kırmızıyı aldım. Eksi 7'nin zıt işaretlisi nedir? Eksinin zıt işaretlisi de artıdır. O zaman benim buradaki ters elemanı da artı 7 olur. Nedir? Eksi 7'nin ters elemanı artı 7 oluyor. Genel olarak söylemiyorum. Genel bir şekilde tüm toplama işlemleri için 7'dir diyemem. 1 ise eksi 1. Burada olduğu gibi 5 ise eksi 5. Eksi 5 ise artı 5 diyorum. Aşağıdaki örneğe de bakıyorum. Son örneğim olarak 0'ın toplama işlemine göre tersi. 0'ın işareti değişince ne? Eksi artı hiç fark etmez. 0'ın toplama işlemine göre tersi 0'dır. 98'in toplama işlemine göre tersi eksi 98 oluyor. Sadece işaretini değiştirdim. Eksi 32'nin de toplama işlemine göre tersi eksiğin ters işaretlisi 32 olarak geliyor. E bu videoda ne yaptık o zaman? Toplama işlemini öğrendim tam sayılarda eksilerle artılarla, sayı doğrusunda, sayma pullarıyla bunları gösterdim. Ve çıkarma işlemini de öğrendim. Onları da pullarla gösterdim. Şey yaptım. En sonunda da toplama işleminin özelliklerine baktım. Ve bu videoyu burada bitiriyorum. İkinci videoda da çarpma ve bölmeye bakacağız. O videoyu da izlemeyi unutmuyoruz. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.